Merhaba sevgili anne babalar. Bugün bir aylık bebeğim uyumuyor. Ne yapmalıyım konusunu ele alacağım. Yeni doğan dönemi bebeklerin dünyaya geldikten sonraki ilk birkaç haftasını kapsayan kritik bir evre. Bu dönemde bebeklerin uyku düzeni oldukça farklılık gösterebilir ve ebeveynler için bazı zorluklar içerebilir. Yeni doğan bebekler genellikle 16 ila 20 saat arasında uyurlar. Ancak bu süre genellikle kısa aralıklarla bölünmüş olabiliyor. Yeni doğan bebeklerin uyku döngüleri yetişkinlerden farklı ve yaklaşık olarak 50 ile 60 dakika sürüyor. Bu nedenle bebekler daha sık uyanma eğiliminde olabiliyorlar. Uykuları uyandıkları zamanlarda beslenme, alt değiştirme veya diğer ihtiyaçlarını giderdikten sonra tekrar devam etme şeklinde oluyor. Yeni doğan bebekler için uyku düzeninin düzensiz olabileceğini unutmayın. Bu dönemde sabırlı olmak ve bebeğinizin ihtiyaçlarını karşılamak çok önemli. Uyku düzeninin oturması zaman alabilir. Bu yüzden kendinize ve bebeğinize zaman tanımalısınız. Eğitim videosuna geçmeden önce bu tarz faydalı içeriklerin daha fazla YouTube ana sayfanızda olabilmesi için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve videolardan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Vakit kaybetmeden videoya geçelim. Bir aylık bebeğim neden uyumuyor sorusunun altında yatan fizyolojik sebepleri ele alabiliriz. Bebeğinizin uyku düzeni ile ilgili sorunlar yaşıyorsanız öncelikle endişelenmeyin. Çünkü bu durum birçok bebekte karşılaşılan yaygın bir durum. Büyüme ve gelişim safhaları uykuyu etkileyebilir. Yani bebeklerin büyüme ve gelişme süreci hızlı ve dinamik bir süreçtir. Bu süreçte bebeklerin vücutları, beyinleri ve organları hızla büyür ve gelişir. Büyüme atakları da denilen bu dönemlerde bebeklerin uyku düzeninde değişiklikler gözlenebilir. Ve ebeveynler uyku sorunlarıyla karşılaşabilir. Büyüme atakları sırasında bebeklerin uyku düzeninde bazı değişiklikler gözlemlenebilir. Bebekler daha fazla uyku ihtiyacı duyabilir ve daha fazla uyuyabilirler. Bu dönemde bebeğinizin daha sık uyuması ve daha uzun süreler boyunca uyuması gayet normaldir. Bunun yanı sıra bebekler büyüme atakları sırasında daha fazla beslenme ihtiyacı duyabilirler. Bu nedenle bebeklerin gece boyunca daha sık uyanması ve beslenme istemesi de sık görülen bir durumdur. Büyüme atakları sırasında bebek bebeklerde uyku düzenindeki değişikliklerin yanı sıra daha huysuz ve huzursuz olabilirler. Büyüme atakları genellikle 1-2 hafta sonra geçer ve bebeğinizin uyku düzeni normal Beslenme durumu da uykuyu etkileyebilir. Bebeklerin açlık hissi duyduğunda uyanmaları ve beslenmeye ihtiyaç duymaları gayet normal herkesin olduğu gibi. Yeni doğan bebekler küçük mide kapasiteleri nedeniyle daha sık beslenme ihtiyacı duyuyorlar. Bu nedenle bebeğinizin sık sık uyanması, beslenme istemesi, büyüme ve gelişme sürecinin bir parçası olduğunu bilin gerekir. Sindirim sorunları uykuyu etkileyebilir gaz, kolik ve kabızlık gibi sinirim sorunları bebeğin uyku düzenini etkileyebilir. Bu durumlar bebeğin rahatsız hissetmesine ve uyku sırasında huzursuzlanmasına neden olabilir. Bebeklerde yaygın bir sorun olan reflü, mide içeriğinin yemek borusuna doğru geri kaçması olarak da tanımlayabiliriz. Reflü bebeğin mide yanması, ağrı ve rahatsızlık hissetmesine neden olabilir. Ve bu da uyku kalitesini azaltabilir. Kabızlıkla alakalı bir video yapmıştık. Sol üstten o videoya da gidebilirsiniz. Sıcaklık uykuyu etkileyebilir. Bebeklerin kendi vücutlarının sıcaklığının düzenlenmeleri yetişkinlere göre daha zayıftır. Bu nedenle bebeklerin uyku ortamının sıcaklığı uygun olmalıdır. Aşırı sıcak ve aşırı soğuk ortamlar bebeğin rahat uyumasını engelleyebilir. İdeal sıcaklık 20 ila 22 derece arası diyebiliriz. Uyku döngüleri uykuyu etkileyebilir. Bebeklerin uyku döngüleri yetişkinlerden farklıdır. Az önce de söylediğimiz gibi uyku döngüleri daha kısa sürede tamamlanır ve bebekler daha sık uyanma eğilimindedirler. Bu bebeğin uyandığında kısa bir süreyle uyanık kalmasına ve daha sonra tekrar uyumasına neden olabilir. Çeşitli unsurların bebeğinizin uykusunu nasıl evlumsuz etkilediğini gördük. Şimdi sizlere birkaç tavsiyede bulunacağım ki bebekleriniz daha güzel uyuyabilsin. Bebeğinizin uyku düzenini desteklemek için sakinleştirici aktiviteler uygulayabilirsiniz. Bebekler genellikle rutin ve tekrarlayıcı aktivitelerden hoşlanır ve bunlar onları rahatlatır. Bebeğinizi nazikçe okşayarak ve masaj yaparak rahatlatabilirsiniz. Bebeğinize sessizce ninle söyleyerek veya huzurlu müzikler dinleterek onun sakinleşmesini sağlayabilirsiniz. Bebekler için sıcak bir banyo gevşemelerini sağlayabilir ve uyumalarına yardımcı olacaktır. Bebeğinizi kucaklayarak veya beşik de hafifçe sallayarak onun huzurlu bir ortamda olmasını sağlayabilirsiniz. Bazı bebekler beyaz gürültü gibi monoton seslerden hoşlanabilir. Bu tür sesleri de kullanarak bebeğinizi rahatlatabilir ve uyumasını kolaylaştırabilirsiniz. Bir aylık bebek için gece beslenmeleri, bebeğinizi tekrar uykuya geçirmek için etkili bir yöntem olabilir. Bebeklerinizi gece beslenmeleri için emzirebilir veya biberonla da besleyebilirsiniz. Emzirme aynı zamanda annelerle bebekleri arasında bağ güçlendiren duygusal bir bağ oluşturur. Bebekler için uygun boyutlarda ve güvenli bir beşik veya beşik yatağı kullanabilirsiniz. Bu bebeğinizin güvenli ve rahat bir uyku ortamına sahip olmasını sağlayacaktır. Bebeklerinin Bebeğinizi sıcak tutmak için uygun kalınlıkta ve yumuşaklıkta uyku örtüleri veya bebek uyku tohumları da kullanabilirsiniz. Bu ürünler bebeğinizi sarar ve rahatlatır. Bazı bebekler emzigenmekten hoşlanır ve bu durum onları sakinleştirir. Emziği uyku zamanlarında kullanarak bebeğinizi rahatlatabilirsiniz. Bebeklerinizi uyku sırasında izlemek için bebek monitörleri de kullanabilirsiniz. Bu bebeğinizin güvende olduğunu ve ihtiyaçları olduğunda fark edebilmenizi sağlayacaktır. Ayrıca bebeğinizin uyku güvenliği ve konforu için hazırladığım linkleri de açıklama kısmından bulaşabilirsiniz. Unutmayın, her bebek farklıdır. Bu yüzden bebeğinizin ihtiyaçlarına odaklanmak ve ona uygun bir uyku ortamı sağlamak önemli. Merak etmeyin, bebeğiniz büyüdükçe uyku düzeni daha istikrarlı hale gelecektir. Bugün bir aylık bebeğim uyumuyor, ne yapmalıyım sorusunu elimizden geldiğince cevaplamaya çalıştık. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Tekrar merhaba sevgili dostum. Senin için hazırladığım eğitim içeriği sonlandı ve videonun bu kısmına geldin. Bu kısmı beni tanımayan ama tanımak isteyenler için hazırladım. Eğer o grupta değilsen videoyu kapatabilir hatta güzel bir yorum yapıp günlük hayatına devam edebilirsin. Peki bu kısmı neden ekleme ihtiyacı duydum? Çünkü şu an ekranda gördüğün gibi beni izleyenlerin çoğu YouTube'da yazıp bularak veya YouTube tavsiyesiyle videolarıma geliyor. Doğal olarak geldiği videoyu izledikten sonra uzaklaşıp gidiyor. Ama bilmiyor ki bu kanalda onun yararına çok daha fazla içerik var. İşte bunların hepsinden bahsetmek için şu an buradayım. Ben psikolojik danışman Barış Şahin. YouTube'da çoğunlukla gebelik, bebek gelişimi ve çocuk psikolojisi ile alakalı eğitim içerikleri hazırlıyorum. 7 yıldır psikolojik danışma olarak çalışıyorum. Kendi ihtisas alanımda ilgimi daha çok çeken yönün gebelik öncesi ve sonrası anne psikolojisi olduğunu fark ettikten sonra bu alanla alakalı eğitimlerimi aldım. Daha fazla detaylı bilgi Instagram sayfamdaki biyografideki linkte oradan ulaşabilirsiniz. Profesyonel doğum danışmanı olabilecek donanımlar sahip olduktan sonra bu bilgimi, bu donanımı YouTube aracılığıyla sevgili anne adaylarına ulaştırmaya çalıştım. 2019 yılından bu yana aktif bir şekilde gebelikle alakalı çalışmalarıma devam ediyorum. Ayrıca doğum sonrası bebek gelişimi ve devamında çocuk psikolojisi üzerine eğitim içeriklerimi de kanalımda yayınlıyorum. Bu arada ben de bir kız babasıyım. Ellerinizden öper Ahsen Kuş. Edindiğim bilgileri kendi bakış açımla size aktarıyorum. Sağlık konusunda tamamen sınırlarım biliyor ve ona göre hareket ediyorum. Profesyonel bir gebelik danışmanıyım ama jinekolog değilim. Pedagogum ama bir psikiyatr değilim kendi çocuğumun nasıl yetişmesinin uygun olduğunu düşünüyorsam öyle tavsiyelerde bulunuyorum sizlere. Bilimsel veriler ışığında gerekli değer yargılarımızla içeriklerimi zenginleştiriyorum. Eğitim içeriklerimde hiçbir şekilde tanı ve tedavi amacı gütmüyorum. Eğer tanı ve tedavi gerektiren durumunuz varsa bir uzmana gitmeniz gerektiğini defaatle söylüyorum. İşte bu kadar. Buraya kadar izlediğine göre abone olmayı unutma. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.